Gün öncesi hiç düşünmediğim bir gündü. Yani programa baktığımız zaman 4 tane kazanabileceğim safkanlar görünüyordu ama diğerlerinin şansı daha bir az gibi görünüyordu. Ama işte kısmet o gün atlarım hepsi koşacağı gündeydi, sağlıklı günündeydi. Yarışların gidişatı tam bize göre oldu. Böyle bir gurur yaşadık. Orta kulvardan gelen 4 numaralı Akıncıhan şimdi öndeler. Dış kulvardan gelen 4 numaralı Akıncıhan liderliği aldı. Farkı bir boya kadar çıkardı. İçeriden Rıdvan Şah geliyor ama 4 numaralı Akıncıhan ilk koşuyu kazanıyor. Birinci koşuyu 4 numaralı Akıncıhan Halis Karataş'ta kazandı. 2 numaralı Ranik Tandır'ı yakaladı. Asfalt'ta 7 numaralı Tampico liderliyor. Farkı şimdi 1,5 boya kadar çıkardı. İç kulvardan 1 numaralı Step by Step daha geriden 6 numaralı Oyun'un atakları var. Son 100 metreye doğru 7 numaralı Tampico önde içeriden. 1 numaralı Step by Step geliyor Tampico önde. Ve 7 numaralı Tampico koşuyu kazanıyor. İkinci koşu olan Karayel koşusunu 7 numaralı Tampico Halis Karataş'la kazandı. İç kulvara yakın 6 numaralı Fikret'in önde dışarıdan 7 numaralı Rasim Can atak yaptı. Onu yakaladı ve şimdi 7 numaralı Rasim Can Asfart'ta liderliği almaya çalışıyor. İçeride Fikret'in mücadeleyi bırakmadı. Daha geriden 8 numaralı Sarus'un atakları iç kulvarda. 6 numaralı Fikret'in önde dışarıdan 8 numaralı Sarus geliyor. Dış kulvardan 8 numaralı Sarus geldi. Liderliği aldı ve farkı açmaya başladı. 8 numaralı Sarus Halis Karataş'ta 3. koşuyu kazanıyor. 6 numaralı Kurtel'in çabaları var. Son 300 metreye girdikten sonra 7 numaralı Lider Tay liderliği aldı. Farkı 2,5 boya kadar çıkardı. Dış kulvarda 3 numaralı Karayüzüm'ün atakları var. Son 100 metreye doğru 3 boy kadar iç kulvarda. 7 numaralı Lider Tay önünde dışarıdan Karayüzüm geliyor. Orta kulvarda 7 numaralı Lider Tay önünde dışarıdan Karayüzüm geliyor. 7 numaralı Lider Tay koşuyu kazanıyor. 4. koşu olan Nibolu koşusunu 7 numaralı Lider Tay Halis Karataş'ta kazandı. Hemen içinde 2 numaralı Afan dışlarından 7 numaralı Sarraf atak yapıyor. Daha geriden dış kulvardan çıkmaz kayında çabaları var. Son 300 metreye girdi. Dışarıdan gelen 7 numaralı Sarraf Asfart'ta liderliği aldı. Hemen içinden 4 numaralı Metin, 2 numaralı Afan tekrar Kandemir'in atakları var. Fark 2 boya kadar çıktı. 7 numaralı Sarraf önde son 100 metreye girildi. 7 numaralı Sarraf fark açıyor ve koşu 7 numaralı Sarraf Halis Karataş'ta kazanıyor. İnanın 5'e kadar hiç farkında değilim. 6. koşuya çıkarken Sayın Gedik ikürüsünün safkanına biniyorum. Aprantilerin arkamdan böyle acaba 6.'yı da kazanacak mı diye bir anlık o sesi duydum. Ne diyorlar dedim. Bir anda irkildim. Gerçek oraya kadar hiç farkında değilim. O anda işte farkına vardım ve neden olmasın dedim. Orta kulvardan 6 numaralı Verdasco atak yaptı. Farkı azalttı. Dışından 5 numaralı Fast Step'in atakları var. Daha geriden dış kulvardan 4 numaralı El Conquerador atak yapıyor. Son 200 metre doğru 6 numaralı Verdasco. İçindeki 7 numaralı Jumpin Arlım'dan liderli aldı. Fark yarım boy kadar dışarıdan. 4 numaralı El Conquerador atak yapıyor orta kulvarda. 6 numaralı Verdasco önde içeride Jumpin Arlım var. 6 numaralı Verdasco önde ve koşuyu da Verdasco Halis Karataş'la kazanıyor. Tay'a zaten güveniyordum. Gedik Ekürüs'ün tayına güveniyordum ama Mianur'la biraz tereddütüm vardı. Evet. Çünkü çok o aralar istikrarlı koşmuyordu. Yani bir gün iyi koşuyor, bir gün iki gün kötü koşabiliyordu. Ama yine de çok rahat. Olursa olur diyordum yani. Ve oldu evet. 8 numaralı Yogen daha geriden. 4 numaralı Mianur atak yapıyorlar. 1 numaralı Bellamy önde içeriden. 8 numaralı Yuegen dışarıdan 4 numaralı Bellamy'e geliyor. 4 numaralı Mianur koşuyu kazanıyor. 8 numaralı Yuegen ikinci. 7 numaralı Water Dancer üçüncü. 1 numaralı Bellamy'e de koşuyu dördüncü olarak tamamladı. 7. koşuyu 4 numaralı Mianur Halis Karataş'ta kazandı. 7 olduysa 8 niye olmasın? 7 olduysa 8 niye olmasın?